arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Bugünkü dersimizde yine hareket fiillerine devam edeceğiz. Geçen dersimizde ön eksiz hareket fiillerine biraz değinmiştik. Bu dersimizde ön ekli hareket fiilleri üzerinde duracağız. Geçen ders görmüştük. Hareket fiilleri tek yönlü ve çok yönlü hareket fiilleri olmak üzere ikiye ayrılır ve bu fiillerin tamamı tamamlanmamış fiiller demiştik. Demek ki önünde ek olmayan hareket fiillerinin tamamı tamamlanmamış hareket fiilleri. Bu fiilleri tamamlanmış hareket fiili haline getirmek için önüne bir takım ekler gelir ki bu dersimizin konusu da zaten bu ekler. Ancak bu ekler tek yönlü hareket fiillerinin yani soldaki fiillerin it, di, ye, hat ve devamındaki fiillerin başına geldiğinde tamamlanmış yani saverşinli vit fiil olurlar. Sağ taraftaki çok yönlü hareket fiillerinin başına hangi ek gelirse gelsin tamamlanmış hale gelmezler. Yine tamamlanmamış olarak kalırlar. Sadece kendi anlamlarının dışında mecazi bir takım anlamlar ilave bir takım anlam değişiklikleri kazanabilirler. Her bir fiil ön ek alırken aynı zamanda bir edat da alabilir. Edatla birlikte kullanılabilir. Mutlaka edatlı kullanılacak diye bir durum yoktur. Ancak fiillerin %90'ı bir edat ile birlikte kullanılacaktır. Bir fiili ezberlerken mutlaka onun gerektirdiği edatları da, isim gere, gerektirdiği ismin hallerini de birlikte ezberleyiniz. Daha sonra sizin için ek bir çabaya böylece gerek kalmayacaktır. Bir hareket fiilini kendi anlamıyla, örneğin gitmek anlamıyla tamamlanmış fiil haline getirmek için önüne po öneki getirilir po öneki normal fiillerin önüne geldiğinde biraz anlamı verir. Pagavarit, pagulyat gibi. Pagavarim, pagulyayem gibi. Hareket fiilin önüne getirildiğinde ise kendi anlamıyla o fiil tamamlanmış fiil haline gelir. Payti ve hat üzerinden devam edelim. Demek ki itti ve hat fiilleri yani tek yönlü hareket fiillerinin önüne po öneki getirildiğinde tamamlanmış hallerini elde ediyoruz. Payti ve payihat olmak üzere. Çekimine bir bakalım. Ya paydu. Ne demek? Tamamlanmış bir fiili şimdiki zaman formatında çektiğimiz zaman kesin gelecek zaman anlamı verir. Yani ben geleceğim. Ben gideceğim anlama verir. Ya paydu, tu on paydiot, mi paydiom, vi paydiote, ani paydut. Ya paydu, tu on paydiot, mi paydiom, vi paydiote, ani paydut. Geçmiş zaman ya paşol, paşla, paşlo, paşli. Paşol, paşla, paşli. Paşla, paşli araçlı hali ya payedu ya payedu ty payedes, on payedet my payedem vy payedete ani payedut payehal payehala payehala payehali İşte önüne bir ön ek gelip tamamlanmış olduğunda ne anlam ifade eder? Tek yönde bir hareketin başlangıcını belirtebilir. Gitmeye başladılar olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Seans kançilsa. seans bitti. Sıraiteli, fıstali, seyirciler kalktılar, ipaçli kıvı yıkadı ve çıkışa doğru yürümeye başladılar. Ya çıkışa doğru yürüdüler diyor. Ama biz buradan onların yürümeye başladıklarını anlayabiliriz. Maşina zıdıyal alana ploşladı kuruk. Araç meydanda bir daire çizdi. Zıdıyal alana ploşladı kuruk. İpayı İp halakı var odam kremliya. Ve kremlinin kapılarına doğru gitmeye başladı. Veya daha net basit bir örnek. Şol döşt. Yağmur yağıyordu. Paşol döşt. Yağmur yağmaya başladı. İkinci olarak hareketin yeni bir aşaması olabilir. Hareket devam etmektedir, ancak bir süre sonra niteliği, yönü veya hızı değişmektedir. Sinatra laonçol priyama. Başlangıçta o dost doğru gidiyordu. Paton paşolna prava. Sonra sağa döndü. Hareketin yönü değişti. Hadit ve yazit tamamlanmış halleri demiştik. Önüne po öneki getirilse de bunlar tamamlanmış olmazlar sadece anlam biraz da anlam değişikliği olmuş olur. Ee, biraz anlam katmış oluruz. Örneğin po öneki geldiğinde biraz anlamı verir. Biraz dolaşmak, biraz seyahat etmek. Pahadit biraz dolaşmak yakın çevrede. Payezdit biraz seyahat etmek yakın çevrede arabayla şöyle bir dolaşmak anlamlarını kazanır. Çekimlerini görelim. Pahoju, pahodiş, pahodit, pahodim, pahodite, pahodiyat. فخجو فخودش فخودت فخودم فخودت فخودیت فخدیل فخدیلا فخدیلا فخدیلی Araçta olursa payezju, payezdiş, payezdit, payezdim, payezdite, payezdiyat. Payezju, payezdiş, payezdit, payezdim, payezdite, payezdiyat. Payezdil, payezdila, Payızdilə, payızdilə, payızdilə. Gelelim ön eklere. Pri ön eki ile başlayalım. Yani priyiti, priyehat, priyiti, priyehat. Sorusu ne olabilir? Kuda, kikamu, nereye, kime? Priyiti, priyehat kuda kıkamu veya at kuda nereden at kavo kimden edatlarıyla ezberleyin demiştim gerektiren edatlarla nereye zaten biliyoruz v ya da na edatıyla bir yere k edatıyla da canlılara doğru gidebiliriz örneği okuyalım my priyehal v biz moskova'ya geldik my priyehali maskku ya da ben arkadaşımın yanına geldim Ben arkadaşıma geldim Demek ki piri öneki bir amaca doğru hareketi yaklaşmayı ifade ediyor Türkçeye doğrudan gelmek diye çevirebiliriz Maypri hali maskku u öneki Mümkünse, e, örnekleri ezberlerken birbirine yakın olanları birlikte ezberleyin. Veya birbirinden çok farklı olanları birlikte ezberleyin. Örneğin, pri'yi ezberlediniz. Bir yere gelmek, u bir yerden ayrılmak. Piri ve u olarak ezberleyin. Aynı soruları sorabiliriz. Kuda, nereye? Kıkamu, kime? Yani nereye gitmek için bir yerden ayrıldın? Kime gitmek için bir yerden ayrıldın? nereden ya da kimden ayrılarak gittin? V, na, k veya is, s, ot edatlarıyla birlikte kullanabiliriz. Uzun süreliğine bir yerden ayrılmayı yokluğu ifade eder. Uzun süreliğine bir yerden ayrılmayı yokluğu ifade eder. Türkçe'ye gitmek ya da ayrılmak olarak çevirebiliriz. Yani uiti, yayan olarak bir yerden ayrılmak, gitmek. Uyihat, araçlı olarak bir yerden ayrılmak gitmek olarak çevirebiliriz. On uye hal iz Moskva. O Moskova'dan gitti, ayrıldı. Viktor uşol ki. Viktor sergiden ayrıldı, sergiden gitti. Po öneki üzerinde biraz önce aslında durmuştuk fiili doğrudan tamamlanmış hale getirir. Payti payehat. Yani kendi anlamıyla tamamlanmış hale getirir. Payti payehat. Gitmek. Yine bir yere birisine gitmek ya da bir yerden ya da birisinden ayrılarak gitmek. Hareketin yeni başladığını, başka bir eyleme geçildiğini, geleceğe ait planları ifade eder. Türkçe'ye gitmek olarak çevirebiliriz. Nedir fiilimiz? Payti payihat. Payti payihat. Brat paşol v biblioteku. Erkek kardeşim kütüphaneye gitti. On pazavtrakal. I paşol v universitet. O kahvaltısını yaptı ve üniversiteye gitti. Letam ya payedu na rodinu. Yazın ben memleketime gideceğim. Memlekete gideceğim diye çevire biliriz. V öneki. Vayti. Uyehat. Vayti. Uyehat. Sorusu kuda. Nereye? At kuda. İçinde cümlenin nereden olduğunu da söyleyebiliriz. Öncelikle ama V edatı. Nereye? Çünkü içeri doğru bir hareket. Girmek. Türkçe'ye girmek olarak çevirebiliriz. Bir şeyin içine doğru hareketi ifade eder ve Türkçe'ye girmek olarak çevirebiliriz. On vaşol fıklas. O sınıfa girdi. On vaşol girdi. Nereye? V edatı i halinde isim fıklas. Sınıfa girdi. Deyti vaşli vudom suylitsi. Çocuklar girdiler eve. Nereden? Sokaktan. Bakın aynı cümlenin içinde hem nereye olduğu hem de nereden olduğu belirtilmiş. Biz ne deriz? Dışarıdan geldiler. Rahat çeviride bunu söyleyebilirsiniz. Çocuklar dışarıdan eve girdiler. Çocuklar sokaktan, caddeden eve girdiler. Değti, vaşli, vdom solitsı. İkiziyle ezberleyin demiştim. V edatını ezberlemişsiniz. Edat diyorum önekini. V önekini de onunla birlikte ezberleyin. V içeriye doğru hareket. Vı. Dışarıya doğru hareket. Bir şeyin dışına doğru hareketi ifade eder. Kısa süreliğine dışarı çıkmak olarak da kullanılır. Bizde de olur. Kapının önüne çıkarken şimdi çıktı. Daha yeni ayrıldı. Ya da bir sigara içmeye çıktı gibi. Dönecek anlamında. Türkçe'ye çıkmak olarak çevirebiliriz. Soruları at kuda. Nereden çıktı? Ya da nereye çıktı? Kuda işte kapının önüne dışarıya sokağa. On vıyşel. O çıktı. Padajdidi. Yani o bir süreliğine çıktı. Bekleyiniz gelecek anlamında. On vışel. Padajdidi. On vışel iz na ulicu. O evden dışarı çıktı. Sokağa çıktı. Ruslar caddeye çıktı. Sokağa çıktı diyor. Biz ne deriz? Dışarı çıktı. On vışel iz doma na ulicu. Za öneki. Za bir şey yaparken kısa süreli olarak bir yerde bulunmayı ifade eder. Yani asıl amaca giderken bir yere uğramayı ifade eder ki biz de zaten Türkçeye çevirirken genelde uğramak olarak çeviriyoruz. Aynı zamanda za bir şeyin, nesnenin ya da kişinin arkasına doğru olan hareketi de ifade eder. Örnekleri okuduğumuzda daha net anlayacağız. Siirlerimiz nedir? Zayti, zayihat Zayiti, zayihat. Yaşol, üniversite. Ben üniversiteye gidiyordum. I, padarogi ve yolda zaşol vıkın magazin. Kitapçıya uğradım. Asıl amaç ne? Üniversiteye gitmek. Yol üzerinde ne yaptık? Uğradık. Zaşol. Türkçe'ye güzel bir çeviri. Uğramak. Ya, zaşol zadrugam. Ben arkadaşıma uğradım. Ya Oturmak için uğramadım yani. Ee, uğradım. I, Mıyvimezse paştın avı ve birlikte sergiye gittik. Asıl amacımız ne? Sergiye gitmek. İşte bu amacın dışındaki bir cümle. On zaşol zadirova. O ağacın arkasına geçti. O ağacın arkasına geçti. Diğer anlamlarından farklı bir anlam. Posti robotu ya zaşol fı kafe. Posli robotu ya zaşol fı kafe. Ben e, işten sonra kafeye arkadaşlarımın yanına uğradım. İşten sonra kafeye uğradım. Yani neye? Arkadaşlarım, arkadaşlarımın e, yanına. Zahadi tıkınan bize uğrayınız. Bize uğrayınız. Do öneki hareketin son sınırına kadar gidildiğini ifade eder. Türkçe'ye varmak, ulaşmak olarak çevirebiliriz. Fiilimiz nedir? Dayti, dayihat, Daiti, yayan, dayihat, araçla, dayti, dayihat. Sorusu nedir? Doçivo, nereye kadar? Nereye kadar? Cevabın içinde do ile sorulduğuna göre cevapta da ne olacaktır? Doğulu olacaktır. İçinde cümlenin birçok şey geçebilir. Ne ile, nasıl, ne kadar süre içerisinde sorularına da cevap verebilir cümle. Şöyle bir cümle. Мы доехали. Biz vardık, ulaştık. Nereye? Do. Доехали olduğuna göre ulaşılan yer do artı in halinde olacak. Do. Absizitia. diye. Na avtobuse. Otobüsle. Za 40 minut. 40 dakika içerisinde biz otobüsle yurda vardık, ulaştık. Под Pot ya da pado adaiti padiyahat ön ekleri. Bir yere doğru gidildiğini, yaklaşıldığını ifade eder. Oraya varıldığını, yolda olunduğunu değil, oraya artık yaklaşıldığını. Kıkamu, kime ya da kıçımı neye doğru yaklaştınız, neye yaklaştınız, kime yaklaştınız. Soruda kı, olduğuna göre edatı cevapta da, da ''k'' olacak. Yaklaşmak diye çevireceğiz. Maşina padıya halakı doğumu. Araba eve yaklaştı. Maşina padıya halakı doğumu. Ya da bir padavatil padashol kısitu diyen tam. Öğretmen öğrencilere yaklaştı. Yani onlara doğru yürüdü. Bir padavatil padashol k tam. Odun tarzı ot, ata, atayti, atiyehat, atayti, atiyehat. Bir yerden uzaklaşmak. Padayti neydi? Yaklaşmak. Padayti. Atayti uzaklaşmak. Ee, örnekleri, çiftleri de ezberleyin. Pri gelmek, u gitmek. V içine girmek, v içinden çıkmak. Pot yaklaşmak, ot ayrılmak. Bunları bir kağıda yazın ve ayrı ayrı ezberleyin. Maşina atiye hala ot doğma. Araba evden uzaklaştı. Maşina atiye hala ot doğma. Ana ataşla ot nas. O bizden uzaklaştı. Bizden uzağa gitti. Bizim yanımızdan ayrıldı. Ana ataşla ot nas. Pro. Pro öneki birçok anlamı vardır. Kelimeleri oku kelime diyorum cümlelerimizi okuyup çevirdiğimizde bunu anlayacağız. Bir şeyin içinden geçmek, bir şeyin arasından yürümek anlamları verir. Mima kavo kimin önünden, mima çivo neyin önünden, sıkvoze çerez içinden ama sıkvoz biraz daha şey yani bir kanın bir mendilin arasından sızması gibi düşünebiliriz. Çerez işte bir yolun, ormanın içinden, ortasından geçmek gibi anlayabiliriz. Örneklere bakalım. Мы прошли мимо газетного киоска. Мы прошли мимо газетного киоска. Biz gazete büfesinin önünden geçtik. Мы прошли. Мы прошли через лес и вышли на дорогу. Мы прошли через лес. Ormanın içinden geçtik. Вышли на дорогу ve yola çıktık. Выйти. Bakın yine çıkmaktı. Вышли на дорогу. Yola çıktık. Мы проехали свою остановку. Biz kendi istasyonumuzu geçtik. Kaçırdık. Biz de kullanırız. Geçtik diye. Мы проехали свою остановку. Durağımızı kaçırdık. Geçtik. Туристы прошли 12 kilometre za 2 Turistler iki saat içinde 12 kilometre yürüdüler. Uzun bir süreyi ifade etmek için demek ki iki saat içerisinde 12 kilometre yürüdüler. Yine pride fiilini kullanabiliyoruz. Prakadi pajalsta v komnatu. Biz de Türkçe'de kullanırız. Kapımıza gelmiş birisine buyurun içeri geçin diye. Aynı şeyi Ruslar da kullanıyor. Prahadi, hadi paşalustafu Lütfen odaya geçin. My praşli fısi ulicu. Biz bütün caddeyi, yolu ot naçala do kantsa başından sonuna kadar geçtik. Yürüdük yani. My praşli fısi ulicu ot naçala do kantsa. Pere. Proya benziyor. Bu biraz daha Hmm, bir şeyin üzerinden karşıya geçmek, karşıdan karşıya geçmek gibi kullanacağımız zaman, bir cümle kuracağımız zaman bu örnekli fiilleri tercih edebiliriz. Pareyti, pareyahat. Pareyti, pareyahat. Sorusu şito. Neyi geçtiniz? Çeyres şito. Neyin üzerinden geçtiniz? Kuda nereye gittiniz? Edatları çeyres ve na olarak kullanabiliriz. Türkçe'ye geçmek bir de yan anlamı var. Onu da söyleyelim. Taşınmak. Yani bir yerden bir yere yine geçmek aslında. Mı pereşli pamostu. Biz köprünün üzerinden geçtik. Na drugu istoranu. Karşı tarafa, diğer tarafa köprüden geçtik. Mı pereşli, mı pereşli çerez darogu. Mı pereşli Çeriz darogu. Çerizi kullanmasak da olur. Direkt şıto anlamında. Biz yolu geçtik. Yoldan geçtik. Mıyperişli çeriz darogu. Ya da işte o yan anlamlı. Simya preyekhıla izdrevni vı Simya preyekhıla izdrevni vı Ailem köyden şehre taşındı. Hop, aba. Abayti abiyehat. Abayti abiyehat. Anlamı nedir? Tam ya da yarım bir daire çizerek yoluna devam etmek. Bir şeyin etrafından dolaşmak. Türkçe'ye dolaşmak olarak çevirebiliriz. Şıto neyi? Ya da vakruk çivo neyin etrafından? Mıy abaşli vakruk tiyatra. Biz tiyatronun etrafından dolaştık. Tiyatronun etrafını dolaştık bir yere giderken. Ya abaşol luju. Yerde bir su birikintisi var. Biz su birikintisini geçerek gittik. Bakın tam dolaşmayız. Niye dolaşalım? Ee, yarım dolaştık. Birikintinin bittiği yerden veya döndüğü yerden yolumuza devam ettik. Ya abaşol luju. Mı abiye hali fise Türkçede de söyleriz. Bütün şehri dolaştık. Burada da ne diyoruz? Biz bütün kitapçıları dolaştık. mı? abiye hali magazini ne için? Shtabu kupit' var. Bir sözlük almak için. S edatına adına gelelim. Sorusu veya önce fiili söyleyeyim. Sayti, siyahat. Sayti, siyahat. Bir yerden ayrılmak. Öncelikle aşağıya doğru bir hareket olabilir. Yanlara doğru hareket olabilir. Bir noktaya doğru gitmek olabilir. Örneğin yoldan çıktık veya yoldan ayrıldık patikaya girdik gibi veya dağdan aşağıya indik gibi. Örneklere bir bakalım. Lıjniki sıye hali Kayakçılar dağdan aşağıya indiler. si hali indiler. Nereden? Sıçıvo sıgoru. Dağdan aşağıya indiler. Maşina halası darogi. Araba yoldan çıktı. Yoldan ayrıldı. Ya şarampole indi ya da başka bir yere gitti. Ama yoldan ayrıldı. V Moskvu siye halis uçasniki nauçnay konferensi. Bir noktaya toplanmak. Ee, Moskova'ya bilim konferansının katılımcıları toplandılar. Bilim konferansının katılımcıları Moskova'ya toplandılar. Veya sistra ujesi kadiyla Kız kardeşim ekmek almak için gitti. Ekmek için çıktı. Zahleyebam. Zahleyebam. Raz öneki. Razayti, razihat. Dağılmak, ayrılmak olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Kuda nereye dağıldılar? Ve neyin üzerinde? dağıldılar. Bir yan cevap söyleyebilir. Cümle. Uçesniki konferansı. Konferansın katılımcıları. Razyehlis. Razyehlis. Dağıldılar. Po svayim garadam. Kendi şehirlerine dağıldılar. Genel şöyle bir baktığımızda. Önekleri siz de buradan tekrar edebilirsiniz. Payti. Gitmek. Vaytif hadit. Girmek. Vaytif hadit çıkmak, prayti geçmek, pereyti içinden ya da üzerinden karşı tarafa geçmek, dayti varmak, abayti etrafını dolaşmak, zayti uğramak, preyti gelmek, uiti gitmek, padayti yaklaşmak, atayti uzaklaşmak. Şöyle bir şeyi okuyalım ve dersimizi bununla bitirelim. Ya iz doğma utram vişel. Ben evden sabahleyin çıktım. Vişel. Nereden iz doğma? Yes novi magazin. Yeni bir mağaza varmış. Var. Ya Duydum. Ya ot doğma ataş ol. Ot doğma ataş ol. Evden uzaklaştım. İpa ulitse paş Ve yolda yürüdüm. Yoldan gittim. Ya vı kiosk zaşol namik. Bir anlığına bir büfeye uğradım. Zaşol. Tam kasir. Orada bir kasiyer var. Balşoy şutnik. Büyük bir şakacı. Prişol çeriz darogu. Yoldan karşıya geçtim. Yoldan karşıya geçtim. Yolu geçtim. Zidiyes maşın svodnya mnoga. Burada bugün çok araç var. Zidiyes maşın svodnya mnoga. Çerez park patom praşol. Çerez park. Parkın içinden patom prašol sonra parkın içinden geçtim. Tam ya Luji Abashol. Oradaki su birikintisini bakın şurada tam ya Luji Abashol. Burada su birikintisinin etrafından dolaştım. Mima Puşkina Praşol. Bakın Pamitnik Puşkino. Puşkin anıtı var burada. Ne diyor? Mima Puşkina. Puşkin'in önünden Praşol. geçtim. Tak taşol da magazina Böylece mağazaya ulaştım. Tak, daş ol magazina. Pradavets tam tiyota zina. Oradaki satıcı teyze zina. Magazin ves abaşol. Mağazayı, bütün mağazayı dolaştım. Magazin ves abaşol. Pazna komilsa tanıştım. Uşol. Sonra ayrıldım. Damoy paşol pratna. Sonra geldim tekrar eve, geriye eve. Sonra geri eve geldim. Ya. Damoy paşol bratna Ya. Doma cıdiyot miyasim ya. Evde beni ailem bekliyor. Vot ya kı damu padaşol. Kı damu. Eve padaşol. Yaklaştım. Vot ya kı domu padaşol. Düzeltiyorum. Vot ya kı domu padaşol. Diver atkırıl. Kapıyı açtım. V padiyes vaşol geçide girdim. Ya polisnitse padnialsa merdivenlerden çıktım, tırmandım. Pazvanil zili çaldım. Damoy prışol. Eve geldim. Geriye tekrar geliyorum. Vişel çıktım. Ataşol uzaklaştım. Paşol yürüdüm. Zaşol uğradım. Paraşol çeres e, darogu, yolu geçtim. Çeres park praşol. Parkı geçtim. Luj'u praşol. E, su dolaştım. Mima Puşkin'a praşol. Puşkin heykelinin önünden geçtim. Taş oldu magazina e, mağazaya vardım. Magazin ves abaşol bütün mağazayı dolaştım. Uşol ayrıldım. Paşol tekrar yürüdüm. E, Kıdvumu padaşol eve yaklaştım. Vıpadyest vaşol geçide girdim. Padnyalsa yukarı tırmandım. E ve eve geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun bir ders oldu. Umarım hatalar azdır. Fisivo haroşiva.